Korikos, Hitit dönemiyle başlayıp Helenistik, Roma, Bizans ve Ermeni dönemleriyle devam eden tarihsel süreç içinde Akdeniz'deki önemli liman kentlerindendir. Bir deniz kalesi olarak anılan Kız Kalesi, karaya çok yakın bir adacığın üzerinde eski çağlarda Korikos kentini denizden gelecek saldırılara karşı korumak için yükselmiş. Strabon, tarih notlarında Romalılar döneminde korsanların burayı barınak olarak kullandığından söz eder. 11. yüzyılda İmparator 1. Alexion, Silifke Kalesi'ni de yapan mimar Megas Drungarios Östatyas'a karadaki kaleyi yaptırmış. Her iki kalede İstanbul'dan kutsal topraklara deniz yoluyla gitmek isteyenler için birer konaklama yeri olarak kullanılmış. Birçok kez el değiştiren kale, 1473'te Osmanlıların eline geçmiş ve zamanla önemini kaybetmiş. Bugün yenilenmiş burçlarıyla turizmin hizmetinde. Kız Kalesi'ne çok yakınım. Korikos antik kentine yani. Ancak tepelik bir alandayım. 5 kilometre kadar kuzeyindeyim Korikos'un. Burada da bir takım yerleşim izleri var. Nar örgü duvarlı, belli ki Helenistik döneme ait duvarlardan başlayarak daha sonrasında da gelişmiş yerleşimler bunlar. Antik Olba ve Diokaiseria yani bugünkü Uzunca Burç'a giden yol o dönemde buradan geçiyormuş. Böyle bir önemi var. Aşağıda Şeytan Deresi Vadisi. Benim ilgilendiğim adam kayalar orada. Çok güzel rölyefler bunlar. Milattan önce 2. yüzyılla milattan sonra 3. yüzyıl arasında yapılmışlar. Anıtsal özellikleri var, dini özellikleri var. İnince devamını konuşuruz. Adam kayalar, kaya kabartmaları bu bölgenin en dikkat çeken tarihi mirasları arasında üst sıralarda yer alıyor. Silifke Erdemli Karayolu üzerinde Kız Kalesi'ne yakın bir konumda bulunuyor. Anadolu'nun hiçbir yerinde örneği bulunmayan bu yapı grubu, 9 niş içerisinde 11 erkek, 4 kadın, 2 çocuk, bir dağ keçisi ve Roma kartalı kabartmasından oluşuyor. Bölgenin kutsallaştırılarak, o dönemin ileri gelenleri ya da önemli komutanlarına duyulan minnet duygusundan dolayı yapıldığı düşünülüyor adam kayaların. Coğrafi koşullara uygun olarak Kız Kalesi'ni yukarıdan gören bir konuma yerleştirilen adam kayalar oldukça stratejik bir noktada. Adam kayalar kabartmalarının yamaçtaki kompozisyonları içerisinde en sık yenilenen figürler dört ölü ziyafeti sahnesine ait olanlar. Bu sahnelerde ölüler ya yalnız ya da eşleri ve oğullarıyla beraber gösterilmişlerdir.
Adam kayalar kabartmalarında ölülerin oğulları ve ayrıca iki erkek kabartması asker olarak işlenmiştir. Bu kabartmalardan ölü ziyafetlerinin yer aldığı yamacın orta kesimine yakın yerde, alttaki platform seviyesinin hemen üstünde bir sunak taşı ile solunda bir adam, sağında bir kadın figürü ve bu figürün sağında oturarak ayin yapmak amacıyla kaya içerisine oyulmuş 5 basamaktan oluşan bir kompozisyon yer almaktadır. Başka bir kabartmada bir adamın sol eliyle bir keçiyi boynuzlarından tutarak getirdiği, diğer elinde bir üzüm salkımı taşıdığı görülmektedir. Adam kayalardaki veda sahnesinde de ayakta duran ve ölmüş olan kişiyi temsil eden erkek, oturur vaziyette gösterilmiş karısıyla el sıkışmaktadır. Özellikle bir rölyefin önünde durdum. Bu buraya gelmeden önce hikayesini okuduğum bir rölyef ilgimi çekmişti. Şimdi karşımda Romalı bir asker, belli ki üst düzey bir asker. Ancak hayatını kaybetmiş. Karısı arkasından yas tutuyor, kucağında çocuğu var. Askerin köpeği de orada. Asker bu rölyefte ailesiyle vedalaşıyor. Çok güzel bir sahne. Ancak üzülerek söylememiz lazım. Oldukça da tahrip edilmiş. Definecilerin saldırısına uğramış. Bakın buraya dinamit lokumlarını yerleştirmekten hiç çekinmemişler. İsa'dan sonra 3. yüzyıla ait başka bir Romalı asker tamamen tahrip olmuş. Adam kayalar geleceğe bırakılmış çok önemli bir tarihi miras. Ancak geleceğe başka miraslar da kalacak. Kötü izler kalacak. Umarım bu kötü izleri daha fazla bırakmayız tarih içerisinde. Geleceğe. Adam kayalar kabartmaları, sahnelerin altında bulunan yazıların incelenmesi sonucunda İsa'dan önce 2. yüzyıla tarihlendirilmiş.